Türkiye'de ekonomi kötü olunca ister istemez müzisyen olarak burada çok zor durumlarda kaldım. Ben de etrafımdaki insanlar gibi bir arayışa girdim. Kadıköy'deki evimin kirası 3500'den 16500'e çıkınca ayda elime geçen para 6500. 10.000'i ben nereden bulacağım ya? Ay annem, kadının emekli maaşını sömüre. Kadın artık dedi ki ya bir şey söyleyeceğim yani. Ben senin annenim ama dedi. Bu kadar annen olmayayım artık dedi ya. Dedim ki ya tamam. Yapacak bir şey yoksa ve sen bu ülkeyi bir an önce terk et. Ve gitmek zorunda kaldı. Kafamda işte birkaç ülke vardı. İşte Almanya, Fransa, İspanya, Amerika. Amerika'ya yaklaşık 8 defa vize başvurusu yaptım. 8 defa bana siktirik dediler. Avrupa ülkelerini denedim. Olmadı. Botla Yunanistan'a kaçmaya denedim. Olmadı. Amerika'ya Meksika üzerinden girmeye çalıştım. Olmadı. Güney Kore'ye gideyim dedim. Güney Kore güzel bir memleket. Tam tek bir şey var dedim. Orada gideyim kendimi bir hayat kurayım. 5 yıl çalışırsam biriktirdiğim parayla Türkiye'ye geri döndüğümde ev alacağım. Güney Kore hayalimde böyle inanılmaz güzel bir yer. İnsanlar modern falan filan. Ama mutsuz insanlar görmeye başladım. Çok asker görüyorum etrafta. Ya dedim ki kardeşim anlamsız çığlıklar atılıyor. Küllerinden doğan bir memleket. Eyvallah. Bir tane vatandaşla konuşmaya çalıştım. Hani niye böyle bir durum var? Adam benden korktu biraz. Ya Güney Koreliler böyle olamaz. Abi meğerse ben Güney Kore'de değil Kuzey Kore'deymişim. Orada çalışmaya başladım bir fabrikada. Gereksiz böyle durup dururken sevinmeye başlıyorlar. Sonra birisi geldi dedi ki birader dedi kafan dedi vücuduna ağır geliyor galiba dedi. Hani ona dikkat et sen burada da çok şey yapma. İyi tamam dedim abi. Tamam maaşım yatıyor. Eyvallah yatakhanede yatıyoruz. 28 kişi gecenin 3'ünde kalkıp sevinmeye başlıyorlar. Ondan sonra tekrardan iyi geceler deyip yatıyor. Alışamadım bu durumlara yani. Böyle dedim ya ben de ülkeme döneceğim. Dediler dönemezsin. Ne demek dedin dönemezsin? Dönemem ya. Paramı biriktirmiş. Ben dönmem lazım artık. Ve dönersin de dönemez. Döneceğim kardeşim dedim. Buna kimse dedim itiraz olma. Diler ki senin sikeriz belanı. Buradan çıkamazsın sen. Buranın her şeyini en ince ayrıntısına inceledin. Gidip de bunu başka yerde anlatma. Burada olan burada kalır. Siz merak etmeyin dedim. Dedi seni aslanları yem ederiz dedi. Barbarlığın sonu yok yani. Hani. Kusura bakma da yani. 2022'de yaşıyoruz. Ne 2022'si lan dedi. 1976'da değil miyiz? Ne diyorsun sen ya? Benimle taşak mı geçiyorsunuz? Bütün ülke aklımla mı oynamaya çalışıyorsunuz? Bana bak lan dedi. Bu ülkenin değerini bildi. Biz dedi 17 defa dedi Dünya Kupası'nı kazandık dedi. Ne diyorsun abi dedim. Nobel ödülünü 4 defa biz aldık lan dedi. Abi yok öyle bir şey dedim ya. Bütün dünya bizim filmlerimizi izliyordu. Lan oğlum dedim ya filminiz yok ki izlensin. Yaptığımız müziklerde de bütün dünyada dinleniyormuş dedi. Oğlum dedim müzik yok. Sokakta kimse bir şey çalmıyor. Barbar yok burada. Ne diyorsun sen dedim ya. Abi bunlar bir üstüme geldi. Kuzey Kore'de bir dayak yedim. Beni döve döve gönderdiler. Hafızam yıllar sonra kendime. Uzun süre ismimi söyleyemedim. Ne iş yaptığımı, ne yaptığımı. Şu hareketleri yapıyordum sadece kendimle. Hatırlayamıyordum neden böyle yapıyorum.